Yorusu milyarlarca dolarlık harcamalara rağmen bildiğiniz üzere Gazze'de zafer kazanmak yerine hüsrana uğradı. İsrail basını ordularının en pahalı savaşta hedeflerine hala ulaşamadığını yazıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Genelkurmay Başkanı ise tüm bu başarısızlığa rağmen savaş devam edecektir açıklaması yapıyor. İzliyoruz. Zafere kadar durmayacağız. Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin geri getirilmesi ve Gazze'nin artık İsrail'e tehdit oluşturmamasının sağlanması gibi tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaş durmamalı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, binlerce Filistinlinin katledilmesine yol açan savaşın süreceğini tekrarladı ama İsrail ordusu Gazze'de hedeflerine ulaşmaktan hala çok uzakta. Aksine Gazze, İsrail ordusu için kaotik bir bataklığa dönüştü. 66 ton bomba atılmasına rağmen direniş kırılamıyor. Hamas hala etkili gerilla taktikleriyle karşı koyuyor. İsrail ordusu meskun mahal çatışmalarında büyük kayıp verdi. Hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 170'i geçti. Bunların yaklaşık 30'u yüksek rütbeli subay. En az 18 asker ise dost ateşinde öldürüldü. Yaralanan ve sakat kalan yüzlerce asker daha var. Bu tablonun en önemli sebebi ordunun %55'inin eğitimsiz olması. Şehir savaşlarına çok sayıda deneyimsiz yedek asker katıldı. Ancak İsrail ordusunun elit birimi Golani taburları bile Şucaiye'de pusuya düşürülüp bozguna uğradı. İsrail bunun üzerine Golani taburları da dahil olmak üzere binlerce askerini Gazze'den çekme kararı aldı. Gazze'deki fiyaskoyu İsrail basını da yazıyor. Hidyot Ahronot gazetesi 4. ayına giren savaşın maliyetinin 60 milyar dolara ulaştığını yazdı. Buna askeri harcamaların yanı sıra sektörlere yapılan yardımlar da dahil. Haberde en pahalı savaşta İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı denildi. Savaş yüzünden ekonomi ve eğitimin darbe aldığı, ülke içi güvenliğin de olumsuz etkilendiği belirtildi. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında büyük istihbarat zaafı gösteren İsrail, Gazze'deki savaşta ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını da gözler önüne serdi. Ancak bunu şaşırtıcı bulmayanlar var. Zira İsrail ordusu benzer ezimeti 2006'da Lübnan'da da yaşadı. Hizbullah'a karşı net zafer kazanamadı. İsrail ordusu tüm bunlara rağmen durmuyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bütün yıl Gazze'de savaşacağız dedi. Netanyahu yönetiminin en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise Gazze'de aktif savaş aşamasının bir an önce sona erdirilmesinden yana. Blinken, İsrail'e yapacağı ziyarette bu konuda baskıda bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Hamas'ı yenememesi ve Gazze'de bozguna uğraması halinde Orta Doğu'da dengelerin İran'ın lehine değişmesinden korkuyor.